Arkadaşlar merhaba. Termodinamik dersimize başlıyoruz. Bildiğiniz gibi çevrimler ana konumuz ve bugün de soğutma çevrimleriyle devam edeceğiz. Arkadaşlar çevrimleri işlerken yeni bir konu işlemiyoruz esasında. Her zaman dediğimiz gibi termodinamik 1'de öğrendiğimiz bilgileri tekrar ediyoruz ve çevrim içinde kullanıyoruz. Yeni bilgiler verim hesabında olabiliyor veya bazı kısa eşitlikler içeren yeni bilgiler olabiliyor. Ama genellikle termodinamik 1'de ele aldığımız bilgileri kullanıyoruz. Zaten geçmiş derslerde yeni bilgilerin hepsini size vermiştik. Bugün de buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimini ele alacağız. Bu çevrimde pek fazla yeni bilgi yok. Eski bilgileri kullanarak çevrimi modelleyeceğiz. İdeal buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi demişim ama biz önce ideale bakalım. Sonra egzerji analizini de içeren bir örnek yapacağız. Böylece buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimi de halletmiş olacağız. Ters Carnot çevrimini uygulaması sırasında karşılaşılan bazı güçlükler, sıkıştırmadan önce soğutkanın tümüyle buharlaştırılması ve türbin yerine yerleşme vanası veya kılcal boru gibi bir kısılma elemanı kullanılmasıyla aşılabilir demişim. Demek ki buhar sıkıştırmanın soğutma çevrimlerinde bütün çalışmalar Carnot çevrimiyle başlamış. Tabii soğutma çevrimi olunca ters Carnot çevrimini ele almışız. Bu şekilde elde edilen çevirme ideal buhar sıkıştırmalı soğutma çevirme adı verilir ve bu çevirme ait TS diyagramı şekliyle verilmiştir demişim. Arkadaşlar amacımız soğuk bir ortam oluşturmak. Örneğin buzdolabının içi soğutulan ortam olsun. Soğutulan ortamdan biz bir QL ısısı çekeceğiz ki ortam soğusun. Bunu da buharlaştırıcıyla yapıyoruz. Çünkü bu QL ısısını çekerken buradaki soğutucu akışkan buharlaşıyor ve içerisini soğutuyor. Tabii ki buharlaşan akışkanı bir soğutucu akışkanı kompresörde sıkıştırıp işte basıncını değiştiriyoruz. O çerçevede yoğuşturucuya gönderiyoruz. Burada kompresör bir pompa görevi gibi çalışıyor. Tabii pompadan daha fazla işler yapıyor. Sonuçta akışkanı yoğuşturucuya gönderiyor. Yoğuşturucudan da bir QH ısısı çıkıyor. Tabii ki bizim şu andaki amacımız QL ısısıyla bazı hesaplar yapmak, yani soğutulan ortamla ilgili hesaplar yapmak ama QH ısısından da yararlanıp örneğin klimalarda ısıtma yapabiliyoruz. Soğutulan ortamla ılık çevre arasında bizim soğutma çevrimi çalışıyor. Tabii burada bir de kısılma vanası var. Bu çerçevede bu kapalı çevrim için analizlerimizi yapacağız. Bu arkadaşlar ideal, basit soğutma çevriminin gösterimi. Bu çerçevede TS diyagramı üzerinde de konuşacaksak şunu söyleyebiliriz. Bir noktasından başlayalım. Bir noktasından iki noktasına gelirken işte kompresöre bir iş girişi var. İdeal olduğu için sabit entropide çizmişiz. Ama dediğimiz gibi izantropik verimleri de alarak bunları modelleyebiliyoruz. İki noktası gördüğünüz gibi hani bir noktası doymuş buharsa iki noktası kızgın buhara denk geliyor. Ve sabit basınçta, neden sabit basınç? Yoğuşturucuyla buharlaştırıcı ısı değiştiricidir. Bunlar da basınç sabit alınır. Sabit basınçta iki noktasından üç noktasına geliyoruz. Doymuş sıvı noktasına kadar sistemi getiriyoruz. İşte kompresörün ve yoğuşturucunun görevi soğutucu akışkanı üç noktasına doymuş sıvıya veya sıkıştırmış sıvıya getirmek. Bu çerçevede kısılma vanası aracılığıyla da buharlaştırıcıya tam istediğimiz şekilde 4 noktası veya 4 üzeri çizgi noktası çerçevesinde buharlaştırıcıya akışkanı gönderiyoruz. TS diyagramı içinde kısaca bunları söyleyebiliriz. Buradan QL ısısı girişi, buradan QH ısısı çıkışı var. Bu çerçevede basitçe TS diyagramını da çizebiliriz. Tabii soğutma sistemlerinde pH diyagramı da çiziliyor arkadaşlar. Ona da bakacağız. Yani basınç entalpi, bu sıcaklık entropi diyagramı. Ama daha çok soğutma çevrimlerinde basınç entalpi diyagramlarından da yararlanıyor. Biz eskiden termodinamik dersini alırken Mollier diyagramlarından yararlanıyorduk. Soğutma çevrimlerinde de pH diyagramı önemli bir diyagram.
Arkadaşlar bu ders notu elinizde var. Ayrıntısını okursunuz. Hani 1-2 noktası kompresörde izentropik sıkıştırma demişim. 2-3 yoğuşturucuda çevreye sabit basınçta ısı verilmesi. 3-4 genleşme vanasında kısılma. 4-1 buharlaşıcıda sabit basınçta ısı alınması diye özetlemişiz. Buradaki bilgilere bakarsınız. Yeni bir bilgi yok. Geçmişteki bütün bilgileri birleştirip soğutma çevrimde de kullanacağız. Evet, pH değerleme demiştik. Basınç entalpi. İşte 1 ile 2 noktası kompresördü arkadaşlar. Burada entalpi, tabii ki entalpi enerji demek. Enerji değişecek. 1'den 2'ye gelirken bir değişim var. Ve buradan sisteme bir iş girişi var. Gördüğünüz ki pH diyagramında yine bir hayali eğrimiz var. Bu sefer diğerinden biraz farklı. Ama burası kızgın buhar, burası ıslak buhar, burası sıkıştırma sıvı olmak üzere aynı koşullar geçerli. 2 ile 3 sabit basınçta dedik. Bak bu zaman o zaman 2 ile 3 yani P'ye göre alırsak dik bir çizgi olacak sabit basınç. Burada Q'ye çıkışı var. 3 noktası yine doymuş sıvı noktası. 4 noktası ıslak buhar içinde kalıyor. Ama 4'ten 1'e giderken yine basınç sabit. Bak 3 ile 4 arasında entalpi sabit. Neden? Kısılma vanasında entalpi hep sabit alıyoruz. PH diyagramında da bunu açıkça görebiliriz. Yani dediğim gibi pH diyagramı daha çok kullanılıyor buhar sıkıştırmalı soğutma çevrimlerinde. Bu diyagramlar önemli arkadaşlar. Termodinamik kitaplarından da bir tekrarını yapın. pH diyagramının çizimi zor değil. Entalpinin durumuna göre, basınçın durumuna göre çevrimi gösterebiliriz. Evet, altında da anlatmışız. Siz bunları okursunuz. Sonuçta soğutma çevrimlerinde pH diyagramı önemlidir dedik. Şimdi bir tane örnek yaparak dersimize devam edeceğiz. Bu örnek önemli bir örnek. Sizin için hazırladığım soğutma çevrimi örneğine bir bakalım. Arkadaşlar örnek ama içinde sonuçta bütün her şeyi konuları anlatacağız. Sayısal örnek çerçevesinde dersi anlatıp hem egzerjetik olarak hem enerjetik olarak soruyu değerlendirelim. Şimdi önce bir soruyu okuyayım. Şöyle şekli bir bakalım. Bildiğiniz işte soğutma çevrimi, buharlaştırıcı, yoğuşturucu, kompresör ve kısılma arasında oluşan çevrim. Şekliyle verilen soğutma sistemi bir yoğuşturucuya 1200 kilopascal basınç ve 0.051 kilogram bölü saniye kütlesel debide giren 134 daha soğutucu akışkanı ile çalışmaktadır. Genleşme vanası soğutucu akışkanı 198 kilopascal basınca kadar genişletmektedir. Evet, genleşme vanasının amacı o. Kısılma vanası veya genleşme vanası arkadaşlar, ikisi de kullanılır. Kompresörün izentropik verimi %85 olarak ve buharlaştırıcıya giren soğutucu akışkanın kuruluk derecesi 0.20 olarak alınabilir. Bak bu bilgiler verilmiş. Bunları pH diyagramı üstünde de gösterebiliriz. Soğutucu akışkan buharlaştırıcıdan doymuş buhar olarak çıkmaktadır. Ve soğutma çevrimi bir hacmi -6 derece santigrat sıcaklıkta tutmak için kullanılmaktadır. Demek ki şuradaki ortam, soğutulan ortam -6 derece santigratta olacak. Bileşenler arasındaki bağlantılarda ulaşabilecek basınç düşüşü ve ısı transferini göz ardı edilebilir. Bunları hep göz ardı ediyoruz arkadaşlar. Gerçek sistemlerde sanayideki soğutma çevrimlerinde, buzdolaplarında bu hesapları yaparken katabiliriz ama şimdi bunları göz önüne almayacağız. Çevre sıcaklığı ve basıncını 10 derece santigrat ve 100 kilopascal olarak alınabilir demiş. Egzerci de bize lazım olacak. Çevre sıcaklığını 10 derece olarak vermiş. Yani vermezse egzerci hesaplarında arkadaşlar 25 derece santigrat olarak alabiliyorduk öyle alt sıcaklığını. Burada 10 derece santigrat ve 100 kilopaskalı vermiş. Tamam. Soğutma sistemindeki her eleman için kütle, enerji, entropi ve egzerci dengesi eşitlerini yazınız. Bak bu önemli. Ben bunları bütün sorularda yapıyorum. Hepsi güzel bir tekrar. Enerji analizi, entropi analizi, egzerji analizi önemli. Bir mühendis olarak bunları bildik mi arkadaşlar, ısıtma ve soğutma sanayinde sırtımız yere gelmez. Yoğuşturucudan atılan ısı akımını kilovat ve kompresöre gelen iş akımını kilovat olarak hesaplarız. Biz her şeyi adım adım hesaplayacağız zaten. Sonuçta burada bir ısı akımı, yani vata ben akım diyorum, ısı akımını
ve iş akımını hesaplayacağız. Her bir eleman için entropi üretim akımını kilowatt bölü kelvin olarak hesaplayacağız. Egzerji yıkım akımını bulacağız. Bak, entropi ve egzerjiyi ele alacağız. Hem enerjik hem de egzerjitik performans katsayılarını, hani öteki çevrimlerde verim diyorduk. Tabii soğutmada performans katsayısı olacak. COP enerji ve COP egzerjiye bakacağız. Bunlar da önemli. Soğutma etkinlik katsayısı Türkçesi zaten. Ama İngilizceden gelen COP'leri kullanıyoruz. Tamam. Arkadaşlar, elinizde yine soru var. Sayısal değerleri şekil üstüne yerleştirmişiz. İki noktasının basıncı ve kütlesel debisi belli. Zaten sisteme baktığımızda kütlesel debi değişmez. Tek bir boru çerçevesinde akışkan dolaşıyor. P2 basıncı 1200 ise bu yoğuşturucu da bir ısı değiştiricisi ise zaten P3 de 1200 olacak. Şöyle bir baktığımızda şurası X4 0-20 kısılma varasından genleşme varasından çıkan akışkanın kuruluk derecesi 0-20. Buharlaştırıcı bu çerçevede giriyor. Basınç 198 kilopascal. Bunun amacı zaten basıncı düşürmek. Ve burada da çıkışta yine 198 kilopascal basınç olacak. Başlangıçta bunları söyleyebiliriz ama adım adım hepsine bakacağız. Arkadaşlar, bu soru önemli. Soru elinizde var. Biz şimdi adım adım bakalım. Önemli noktaları söyleyelim. Her sorunun bir diyagramı var zaten. Burada TS ve PH diyagramlarını yan yana çizmişiz. Biraz önce kısaca konuştuk zaten. 1 ile 2 arası kompresöre aitse arkadaşlar, ideal kompresörde 1'den 2S'ye geliyoruz. Yani ideal olmayan, gerçek diyelim, tam da gerçek değil ya, ideal olmayan durumda da 1 ile 2 arasında çalışıyoruz. Aynı şekilde entalpi de değişecek. 1 ile 2S ve 1 ile 2A için entalpi değişimini de bu şekilde gösterebiliriz. Bak, 2S burada içeride, 2A dışarıda. Gerçekle ideal durum çerçevesinde baktığımızda A tabii gerçek, S ideal durumu göstersin. Diğer kısımlarda fazla bir önemli nokta yok. İşte 3 ile 4 arasında entalpi sabit. 3 ile 4 arasında TS diyarımında sabit entalpi bu şekilde gösterilebiliyor. Onun dışında sabit basınçlar ele alınmış. Tamam. Burada yine bir özet geçmişim arkadaşlar. Sorunun içinde bulunsun diye ona da bakarsınız. Şimdi önemli nokta, bütün mühendislerin bilmesi gereken, bu termodinamik ders hayatta ne işe yarayacak diye hiç düşünmeden denge eşitliklerini bileceğiz. İlle ne termodinamikle ilgili konularda değil, birçok çerçevede denge eşitlikleri karşımıza çıkar. Bunlara adım adım bakacağız. Önce mühendis olarak bazı kabuller yapmışız. Kararlı sürekli durum, yani sürekli akış var. Açık sistem olarak alacaksak her bir elemanı, sürekli akışı alacağız. Kararlı sürekli akış, kararlı sürekli durum, tamam. Zamana göre yani değişim yok. Kinetik enerji değişimi ve potansiyel enerji değişimini ihmal edeceğiz her bir eleman için. Tamam, bu çerçevede yoğuşturucudan başlayalım. Arkadaşlar, yoğuşturucunun girişi 2, çıkışı 3 olsun. Buradan da bir ısı çıkışı var. Bakın, sistem sınırını veya bu açık sistem için kontrol yüzeyini, bu sınır kontrol yüzeyidir. Çizdikten sonra kontrol yüzeyini delen 3 tane eleman var. Onu güzelce gösterdik. Burası sistem veya kontrol hacmi. Açık sistemlerde kontrol hacmi de diyoruz. Ya da kısaca sistemde diyoruz. Deriz, akışkan girişi, akışkan çıkışı var ve ısı çıkışı var. Kütle dengesi eşitliği bu bakımdan basit. Toplam giren kütlesel debi eksi toplam çıkan kütlesel debi eşittir sistemdeki veya kontrol hacmindeki kütlenin zamana göre değişimi. Buradan akışkan giriyor, buradan çıkıyor, içeride bir birikim veya yani artış veya azalış yok. O zaman dm bölü dt 0. Burası birbirine eşitse zaten 2 giriş 3 çıkış var. 2 ile 3 birbirine eşit olacak. Bunu kısaca m olarak alabiliriz. Ama birçok giriş birçok çıkış varsa ve içeride de akışkan birikimi veya artışı veya azalışı varsa ona göre kütle dengesini kuracağız. Enerji dengesi eşitliği termodinamiğin birinci yasasını her zaman E giren eksi E çıkan eşittir delta E sistem bölü dt olarak yazıyoruz. Sürekli akışı varsa burası sıfır. O zaman E giren eşittir E çıkan. E giren nedir? E kütle giren var. E kütle çıkan var ve Q çıkan var. E giren E çıkan altındakileri değerlendirirsek arkadaşlar, entalpi cinsinden yazarsak M2H2 eksi M3H3
eksi Q çıkar. Tabii ki E-kütle giren veya E-kütle çıkan entalpiden, potansiyel enerjiden ve kinetik enerjiden oluşuyor. Ama potansiyel ve kinetiği ihmal ediyorsak hareketli akışkanın enerjisini biz entalpiyle gösterebiliyoruz. Hareketli akışkanın enerjisi. Bu kadar enerji var girişte, bu kadar enerji var çıkışta. Tabii kütlesel devirle çarptığımız için bunlar watt'a dönüşüyor. Onun için üzerlerine nokta koymuşuz. Q çıkanı bize sorarlar. Q çıkan tabii ki entalpi farkı çarpı kütlesel debi kadar olacak. O kadar watt olacak. 3 birimi olarak 3 birimi olarak watt'ı alırsak Q çıkan H2SE3 çarpı kütlesel debi kadar olacak. Evet, bu sonuç önemli. Gelelim entropi dengesi eşitliğine. S giren eksi S çıkan artı S üretim DS sistem bölü DT veya burası kontrol hacmi de olabilir. Üzerine nokta koyduk. Çünkü jül bölü saniye yani watt biriminde çalışıyoruz. Watt bölü kelvin biriminde çalışıyoruz. Sürekli akışlarda burası hep sıfır. Entropi de arkadaşlar kütlenin ve ısının entropi değerleri çerçevesinde çıkarım yapacağız. S giren kütle var, S çıkan kütle var, S çıkan ısı var. Bu çerçevede entropi dengesi eşitliğini yazıp S üretimi bulacağız. Evet. Şöyle yazmışız. Tamam. S giren kütle için tabii ki M çarpı S kadardır o. Yani kütlesel debi çarpı S kadardır S giren kütle. S çıkan kütle kütlesel debi S 3 diyelim 3 kadar. Isı entropide nedir? Entropide Q bölü T. Q çıkan bölü T yoğuşturucu. Yoğuşturucunun için çalıştığımız için burası hani T yoğuşturucu yazılmış. Burada da S üretim var. Onu tek başına bırakırsak artık Q çıkan bölü T yoğuşturucu ve S3-S2 çarpı kütlesel debi bize üretimi yani entropi üretimini verecek. Arkadaşlar gerçek sistemlerde entropi üretimi olmazsa o gerçek sistem çalışmaz. Mutlaka entropi üretimi pozitif değerde olacak. Zaten eksi olamaz. Sıfır olsa ideal sistem. Mutlaka gerçek sistemlerde entropi pozitif olacak ki o sistem çalışsın. Herhangi bir makine tasarladığımızda o makinedeki S üretim pozitif değilse o makine çalışmaz arkadaşlar. T yoğuşturucu yerine ne koyabiliriz? İşte burası problem. Yani yoğuşturucularda genellikle arkadaşlar T sınır sıcaklığı, T çevre sıcaklığına eşit kabul edilip çevre sıcaklığı konuluyor. Ama oradaki ısıyı biz ısı kuyusuna atıyorsak bu ısı kuyusunun sıcaklığını da buraya alabiliriz. Ama bu soruda sadece çevre sıcaklığı verilmiş. Demek ki sınır sıcaklığını yaklaşık çevre sıcaklığı alıp buraya koyabiliriz. Egzerji dengesi eşitliği. Egzerji dengesi de işte birinci yasayla ikinci yasanın birleştirilmişi gibi. Yani entropi eşitliğine biz ikinci yasa dersek onun birleştirilmiş hali gibi değerlendirebiliriz. X giren eksi X çıkan eksi X yıkım veya yok olan eşittir DX sistem bölü DT. Burası sıfır. Giren ve çıkan egzerjiler var. Kütleyle ve ısıyla ilgili durumları buraya yerleştireceğiz. Burada da X yıkımı tek başına bırakacağız. Evet, X giren kütle eksi X çıkan kütle eksi X çıkan ısı eksi X yıkım var. Burada eksi var. Entropi üretiminde artıydı burası. Bu çerçevede bunlar sıfıra eşit olacak. Bu arkadaşlar kütlenin egzersizini açıkça yazarsak işte H2-S0'dan oluşuyor. Potansiyel ve kinetik enerjileri ihmal edersek. Tabii ki bu sıfır altıncısı ölü halleri gösteriyor. Yani sadece giren için yazarsan H2-S0 veya S2-S0 olacak. Başında tabii burada T0 var. Ölü hal sıcaklığı başında da kütlesel debiler var. Çıkar için de benzer. H3-S0 ölü hal durumuna göre, ölü haldeki özelliklere göre bunu modellemişiz. Tabii ki çıkan ısının egzersizi ise X çıkan 1-T0/T yoğuşturucu olacak var. Yoğuşturucu için çalıştığımızdan dolayı X yıkımı da bu tarafa atarsak eşitliğimiz bu. Yukarıdaki eşitliği derleyip toparlarsak arkadaşlar şu tabii ki bakın şuradaki H0'lar birbirini götürecek. Sonuçta X giren kütle eksi X çıkan kütleyi biz H2-S3 çarpı kütlesel debi olarak yazabiliriz. S
S2-S3 çarpı T0 çarpı kütlesel debi olarak yazabiliriz. Tamam. X yıkımın eşitliği bu. Biz biliyoruz ki X yıkımı T0 çarpı S üretimden de hesaplayabiliyoruz. Tabii yukarıda S üretimi hesaplayabiliyorsak arkadaşlar, bunu T0 ile çarptığımızda X yıkım değeri ikisinde de birbirine eşit veya çok çok yakın çıkar. Yani yuvarlatma hatalarından dolayı tam eşit çıkmasa da çok yakın çıkar. Güzelce yoğuşturucuyu modelledik arkadaşlar. Bir yoğuşturucu için yapılabilecek her şeyi yaptık. Bu denge eşitlikleri yoğuşturucu için elde edildi. Buharlaştırıcı için de benzer şeyleri yapacağız. Önce arkadaşlar sistemi bir çizeceğiz. Kontrol hacmini bir çizeceğiz. Kontrol yüzeyinin gelen elemanları güzelce yazacağız. Evaporatör buharlaştırıcıyla çalışıyorsak oraya Q giren olacak. 4 girişi bir çıkışı olacak kütle cinsinden. Kütlesel debi eşitliği veya kütle dengesi eşitliği M4 eşittir M1 eşittir M olarak yazılabilir. Enerji dengesi eşitliğinde de giren ve çıkanların altına buharlaştırıcı için olan elemanları yazdığımızda buradan Q giren kütlesel debi çarpı H1 eksi H4 olarak elde ediliyor watt biriminde. Bunu hızlı geçelim. Bunları benzer diğerine. Entropi dengesi eşitliği de benzer. Sonuçta S giren ile S çıkan altındaki değerler değişiyor. Burada S giren ısı çerçevesinde giren ısıyı değerlendireceğiz entropi çerçevesinde. Yine değerleyip toparlarsak M4 S4 eksi M1 S1 artı Q giren bölü T buharlaştırıcı var. Bu buharlaştırıcı sıcaklığı. Bak buraya da yazmışım. Buharlaştırıcı sıcaklığı. Sonuçta o buharlaştırıcıya bir yerden ısı sağlanıyor. Bir kaynaktan sağlanıyor. O kaynak sıcaklığı verilmişse arkadaşlar kaynak sıcaklığı. Ama sorularda bu kaynak sıcaklığını bulamıyoruz. Ne yapacağız? Yine bu buharlaştırıcı sıcaklığını sınır sıcaklığı veya çevre sıcaklığı olarak alıp yaklaşık bir hesap yapabiliriz. Yani bu entropi ve egzercide şuradaki sıcaklıklar sorun. Onların da yaklaşımları var. Bununla ilgili hiçbir değer bulamadıysan burayı çevre sıcaklığı alacaksın veya ölü ağır sıcaklığı alacaksın. Ama doğrusu bu. Buharlaştırıcının sıcaklığı kaynak sıcaklığı olacak. Tamam. S üretimi tek başına bırakırsak S1 eksi S4 çarpı kütlesel debi eksi Q giren bölü T buharlaştırıcı. Artı eksilere dikkat edelim arkadaşlar. O buralarda hata yapmayalım. S üretimi her zaman pozitif çıkacak. Egzerji dengesi yine altına elemanları yerleştirmişiz. Benzer şeyleri yaparsak sonuca gelelim. X yıkım H4 eksi H1, S4 eksi S1 tamam. Başındaki değerler tamam. Şurası da önemli. Q giren 1 eksi T0 bölü T buharlaştırıcı. X yıkımın eşitliği bu ama kısaca onu T0 çarpı S üretim olarak da yazabiliyoruz. Tabii ki buradaki S üretim buharlaştırıcının seyretimi. Güzel. Kompresör önemli bir eleman. Buna güzelce bakalım. Arkadaşlar kompresörü tabii ki bu şekilde modelleyebiliriz şekil olarak. Buna bir iş girişi var. Kompresöre iş girişi var. Ve kompresöre kütle girişi çıkışı var. Şeklini bu şekilde de çizebiliriz kompresörü. Evet, gelelim kütle dengesi eşitliğine. Burada kolay, bir giriş bir çıkış var. O zaman kütlesel debiyi M üzeri nokta olarak alabiliriz. Enerji dengesinde bir kere kütle giriş çıkışları hepsinde var. Tamam, burada da bir de V giren var, iş girişi var. O çerçevede kompresöre giren güç miktarını biz H2-S1 çarpı kütlesel debiden bulabiliyoruz. Enerji dengesi her zaman önemli arkadaşlar. Buradan elde ettiğimiz sonuçları her yerde kullanıyoruz. Burada da kompresör 2'den güç miktarı hesabı için bir eşitlik bulmuş olduk. Entropi dengesi eşitliği şöyle bir bakalım. Arkadaşlar burada sadece kütle giriş çıkışları var. İş çerçevesinde entropiyi değerlendirmiyorduk zaten. Isı ve kütle olarak entropi değerlendirilir her zaman. O zaman elimizde ne kaldı? S giren kütle, S çıkan kütle.
artı S üretim eşittir sıfır. Yani S üretimi tek başına bırakırsan, bunları da S cinsinden yazarsan S2 eksi S1 çarpı kütlesel debi entropi üretimini bize veriyor. Entropi üretimi direkt S giren ve S çıkan cinsinden değerlendirilmiş oldu. Egzerji dengesi eşitliği. Arkadaşlar burası önemli. Bak burası çok önemli gerçekten. X giren eksi X çıkanlar. Kütle varsa sorun değil. Altına yazdık. Ama bak burada kompresörü biz piston silindir düzeni gibi çizebiliriz dedik. Onu ben bilerek öyle çizdim. Sonuçta piston silindir düzeninde işi egzerjide değerlendirirken çevre içini de dikkate alıyorduk. Burası çok önemli. O zaman bak buraya V giren eksi V çevre demişiz. Sadece piston silindir düzeninde işi değerlendirirken tabii ki geçmiş notlarımız da var. Bu şekilde yazacağız. Kompresörü de değerlendirirken bu şekilde yazacağız. Aşağı yazdıklarımızı derleyip toparlarsak şu alttaki eşitliği elde ediyoruz. Buradaki V çevre önemli. Onu direkt böyle yazmışım. Biraz sonra onu açacağız. Tamam. Yine arkadaşlar daha önceki durumlarda yaptığımız gibi derleyip toparlarsak X yıkım H1 eksi H2 tamam kütlesel debi. S1 eksi S2 kütlesel debi T0. Öyle alt sıcaklığı. V giren tamam. Şurası yeni bilgi veya biliyoruz burayı da bu problemi uyarlayacağız. Çevrenin işi o zaman yani çevrenin işi nedir? Basınç çarpı hacim değişimi. Özgül hacim değişimini buraya yazmışız. Burada da kütlesel debi var. Özgül hacim A ile B arasında değişiyorsa bu şekilde gösterebiliriz. Sonuçta özgül hacim burada sıkıştırma var. Bu şekilde değişiyor. Şimdi aşağı ne demişiz? Genel denklemimiz bu arkadaşlar. Bu önemli. Bu şekilde yazarız. Ama bu problemde ne var? Kütlesel debiler birbirine eşit. Özgül hacimler birbirine eşit almışız. Çünkü akışkanı sıkıştıramaz. Akışkan olur olunca onun yoğunluğu ve özgül hacmi değişmiyor. Bu probleme özel olarak bu soğutucu akışkan veya sıvı için VA eşittir VB yazılabiliyor. O zaman şurası sıfır oluyor. Ama bunu yazıyoruz. Yani bunu biliyoruz biz ama sıkıştırılamaz akışkanlarda özgül hacimlerin değişimi birbirine çok yakın olduğu için veya ve burayı sıfır alabiliyoruz. V gireni de yani yukarıda bunu zaten birinci yasa eşitliğinden bulmuştuk. H2 eksi 1 çarpı M kütlesel debisi olarak yazabiliyoruz. Bu hani şu tarafı buraya yazdım bilelim diye kompresörde yazılacak dedim. Ama sonuçta bu sıfıra gidiyor. Yani X yıkım elimizde S2 eksi S1 cinsinden kalıyor. Kompresör için kompresördeki entropi üretimi çarpı T0 olarak da yıkımı bulabiliriz. S2 eksi S1 cinsinden de bulabiliriz. Arkadaşlar zaten bak şuradaki sonucu değerlendirirsen şu T0'ı ve kütlesel debi haricinde S2 eksi S1'e baktığımızda zaten entropi üretimini S2 eksi S1 cinsinden bulmuştuk. Başında kütlesel debi var. Yani aynı esasında sonuç. Yani şununla şu aynı bu kompresör için. Evet şöyle bir bakayım. Önemli noktaları söyledik. V giren eksi V çevreye yazacağız. Ama VB eşittir VA olduğundan dolayı bu zaten gidiyor dedik. Tamam. Genleşme varasına bakalım. Genleşme varası da özel bir eleman. Bildiğiniz gibi 3 ile 4 arasında entalpiler değişmiyor. Ve 3 girişi 4 çıkışı var. Başka da bir şey yok genleşme varasında. Tabii ki bir giriş bir çıkış için kütlesel debileri bu şekilde yazabiliriz. Enerji dengesi için işte kütle girişi kütle çıkışı var. Arkadaşlar hani bu ikisinin farkı sıfıra eşit olacak. İkisinin altında da M3H3 eksi M4 H4 var. Yani H-H4'ü zaten buradan ispatladık yine yani. İzantalpik işlem deniyor buna. Hani entalpiler eşitse izantalpik işlem de diyor. O bilgiyi de buraya yazmışız. Tamam. Zaten H-H4'ü geçmişte çalıştık. Tabii ki birinci yasadan da bu ispatlanıyor. Tabii bunları bazı problemlerde açıp yani entalpi neydi? U artı PV eşittir. Yani diğer 4'e ait U artı PV. Oradan basınçlar ilgili işlemler yapılabiliyordu. Neyse.
Entropi denge seçtiğine bakarsak kütle giriş kütle çıkışı var. Tamam, ona göre S üretimi değerlendirirsen S4 eksi S3 cinsinden S üretimi buluyorsun. Egzerji dengesinde de öyle. Kütle giriş kütle çıkışı var. Değerlendirme yaptığımızda arkadaşlar yine bak S4 eksi S4 cinsinden yine yani ikisi aynı şey çıkıyor. X2'm T0 S üretim neye yazıyorduk biz? Burada da onu ispatlamış olduk esasında bir bakıma. X2'm yine aynı cinsten çıktı. Arkadaşlar 4 tane elemanı güzelce değerlendirdik. Önemli noktaları söyledik. Mühendislik yaklaşımlarımızı yaptık. Teorik olarak işlemlerimizi, daha doğrusu eşitliklerimizi çıkardık. Sayısal olarak daha değerlendirmedik. Ve elde ettiğimiz sonuçlar bu. Bir de sistem olarak, yani pardon sistem değil, çevrim olarak bakalım. Sonuçta çevrim de bir sistem de. Evet, bu çevrimi de bir sistem olarak alırsak arkadaşlar, tüm çevrime baktığımızda, yani elemanları değil de hepsine birleşik olarak baktığımızda, bu çevrime Q giren var, Q çıkan var, V giren var. Başka da bir şey yok. Bu çerçevede bu çevrim çalışıyor. Her bir elemanı ayrı ayrı değerlendirdik. Şimdi çevrimi değerlendirirsek aynı şekilde ne yapabiliriz ona bakalım. Kütle dengesi eşitliği, yani sistemde zaten hani her noktanın hani ayrı ayrı kütlesel debini belirttik ama aynı akışkan dolaştığı için debi zamanla da değişmediği için onu M üzeri nokta olarak alabiliriz. Tamam. Enerji dengesi çevrim için. Çevrimde de arkadaşlar kontrol hacmindeki enerjinin zamana göre değişimi sıfır. O zaman ne var? Q giren, Q çıkan, V giren. Bunları değerlendirirsek zaten sisteme verdiğimiz iş miktarı şu ikisinin farkı kadar olmak zorunda zaten. Bu sistemin çalışması için. Evet. Entropi dengesine bakarsak giren ısı çıkan ısı cinsinden zaten entropi, yani iç cinsinden değerlendirmiyorduk. Tamam. Buradan S üretimi tek başına bırakırsak bak şunları geçmişte çalıştık. Giren ısı ne? Q giren T buharlaştırıcı. Çıkan ısı ne? Q çıkan T yoğuşturucu. Tamam. Evet. S üretimi tek başına bırakırsan bunların farkı olacak. Tabii T yoğuşturucu, T buharlaştırıcı ne alacağımızı konuştuk. Bu çerçevede S üretim eşitliğini bu şekilde yazabiliriz. Bak bu ikisinin farkı ama S üretim aynı zamanda yoğuşturucu, buharlaştırıcı, kompresör ve genleşme varasında bulduğumuz entropi üretimlerin toplamı kadar olmak zorunda. Hani ayrı ayrı elemanların S üretimlerini bulduk. Bu dördünün toplamı şu yukarıda elde edeceğimiz sonucu vermek zorunda. Zaten matematik olarak bakarsan arkadaşlar, buralara yerleştirirsen bulduklarını şu ikisinin farkını elde edersin zaten. Egzerji dengesine bakalım çevrim için. Bak buraya yine V giren eksi V çevre yazmışım yani. Bunu genel olarak böyle yazayım. Bazı kitaplar direkt V giren olarak yazabiliyor. Ama biz kompresörü piston silindir düzeni gibi düşünürsek böyle yazalım dedik. Bu benim yaklaşımım yani istersen. Sen diğer yaklaşımları da göz önüne alabilirsin. Çevrimde burası sıfır. Egzercide aşağıda kalan elemanlar bunlar. Değerlendirirsek arkadaşlar şu genel eşitliği elde ediyoruz. Yine buraya yazmışız yani VB eşittir VA olduğundan dolayı bu sıfır. Tamam. Yine X sıkım Q giren ve Q çıkan cinsinden tabii ki V giren cinsinden egzercide yer alacak. Diğer bütün X sıkımların toplamına bu da yine eşit olacak. Ha, buraya yazmışız zaten bak. Diğer bütün yıkımların toplamına eşit olacak. Veya çevrime ait S üretimi bulduğunda onu da T sıfırla çarptığında yine X yıkımı bulacaksın. Arkadaşlar bu soğutma çevrimi için her bir elemanı ve çevrimi göz önüne alarak bütün denge eşitliklerini çıkardık. Bu bilgileri hiçbir kitapta bulamazsınız böyle değerli toplu arkadaşlar. Sizin için bunu adım adım yaptım. Güzelce inceleyin. Hani arada hata varsa bana da söyleyin. Sonuçta ben bunu kendim bu şekilde düzenledim. Siz de güzelce inceleyin. Evet, gelelim sayısal değerlere. Yani problemin çözümü bitti esasında. Bütün denge eşitliklerini elde ettik. Sayısal değerler cinsinden bakalım. Çıkan ısı ve giren iş hesabı. Artık her şeyi hesaplayabiliriz. R134A özellikleri kapsamında hesaplamalar yapılacaktır diye bir hatırlatma yazmışım. Bir ısı değiştirici olan bu aracında giriş basıncı ve çıkış basıncına eşit alınır demişim bak. Hani ben bilseniz de bilmeseniz de her şeyi bunun içine yazıyorum.
her bir soruyu içinde aklıma gelen her ayrıntı vardır. P1 eşittir P4, tamam. X1 olarak verilmiş zaten, sorunun içinde var bu. Hani sorunun içinde verilenleri buraya yazıyoruz ve birbirinden bağımsız iki tane özellik olacak buraya yazdık. Doymuş buhar noktasında çalışıyorsak H1 eşittir HG olmak zorunda. Soğutucu akışkan için tablo A12'yi kullanmışız. S1 eşittir SG, V1 eşittir VG, U1 eşittir UG olacak tablodan bunları direkt okuyup buraya yazacağız. 1 ve 4 noktaları için basınçlar eşit dedik ama biz 1 noktası için şurada özellikleri bulduk sonuç olarak. 2 noktası için de bulmuşuz. 2 noktasının basıncı var. 2 noktası için arkadaşlar, yani 1 noktasına ait şurada S1'i bulduk ya, ikinci bağımsız özellik yine S1 cinsinden olacak. Önce izantropik gidiyoruz. Yani ideal gidiyoruz. P2 ile S2'yi göz önüne alıp problemi çözeceğiz. Çünkü elimizde sadece basınç var. İkinci bir bağımsız, birbirinden bağımsız özellik bize lazım. O zaman 1 ile 2 neydi? Kompresör. Kompresörü de ideal olarak alırsak S2, S eşittir S1 olmak zorunda. Bu çerçevede izantropik durum için H2S'nin bulunması demişim. Tamam. Arkadaşlar bu iki bilgi var. Ne yapacağız? 1200 kilopascal için önce bir SG'ye bakalım. Tablodan, tablo A12'den. Doymuş buhar noktasının entropisine, özgül entropidir bu. Küçük harf oldu mu? 0.91.32. Bu ne? 0.93. Bu S2S büyük SG ise kızgın buhar bölgesindeyiz. Kısmını da ispatladık burada o zaman. Kızgın buhar bölgesinde ise tablo A13'e geçeceğiz. P2 1.2 megapascal için interpolasyonla H2S'yi bulmuşuz. Tamam. Arkadaşlar elinizde S2S ve P2 değerleri varsa 1200 kilopascal'daki S2S 0.93.81'i bulacaksın. Onun karşısındaki özgül entalpiyi tabii direkt bulamazsan interpolasyonla hesaplayıp buraya yazacaksın. Tamam. Neden entalpiye gittik? Yani izantropik ya, izantropik verimler de entalpi cinsinden olduğu için buradan entalpiye gittik. Biz artık gerçek dediğimiz H2 özgül entalpisini de bulabiliriz. Çünkü şu 0.85 bize verilmiş. H2S'yi de biz tablodan bulduk. H1 değeri zaten belli, bir tek H2 belli değil. Bu 282'ye yakın bir değer, bu 289'a yakın bir değer. Tamam. Gerçek ve ideal durum. İdeal durumda daha küçük olacak. Bakayım, evet. İdeal yukarıda, gerçek aşağıda. Hani gerçekte daha çok enerji tüketiyor kompresör. Biz isteriz ki daha az enerji tüketsin. Yani idealde daha az. Bak H2'si. P2 1.2 megapascal. Hani 1200 kilopascal. Tamam, 1.2 megapascal. H2 de gerçek. H2 de 288.76 kilojoule kilogramsa biz çözümlerde bize özgül entropi de lazım olacak. Onu da tablo A13'ten gerçek değer olarak bulabiliriz. Onu da interpolasyonla 0.95.88 kilojül kilogram kelvin olarak bulmuşuz. Arkadaşlar ideali önce şu gerçek H2'yi bulmak için kullandık. Sonra gerçek tablodan hangi özellikler bize lazım sonları şu iki değerden bulabiliriz. Kızgın buhar için. Tabii ki bak 1.2 megapascal için, yani HG ile H2'yi karşılaştırdığında yine kızgın buhar bölgesinde olduğunu ispatlayabilirsin. Tamam. P4'e bakalım. 198 kilopascal verilmiş. Kuruluk derecesi de 0.20 verilmiş. Bu verilmiş de zaten ıslak buhar bölgesindeyiz biz. 198 kilopascal için, yani tablo A12'den alacağımız değerler için SF, SG, HF ve HG değerleri saptanabilir. Islak buhar bölgesinde çalıştığımız için, kuruluk derecesi de belli olduğu için S4 değerlerine bu özelliklerden yararlanarak ulaşabiliriz. Arkadaşlar bunları biliyorsunuz zaten, tamam. S4'ü bulduk, H4'ü bulduk. Bu sayısal değerleri siz de kontrol edin. Bu problemin çözümünde, yani enerji için bize entalpiler lazım. Diğer entropi ve egzersiz için entropiler lazım. Onları tablolardan yararlanarak buluyoruz.
Evet, bir ısı değiştirici olan yoğuşturucuda giriş basıncı çıkış basıncı eşit alınır demişim. Gelelim iki noktasına. Daha doğrusu üç noktasına. İki basıncı ile üç basıncı 1200 kilopaskal eşit demiştik. Zaten yukarıda bilgi yazmışız. Genleşme vanasında bak H3 eşittir H4'tü. Genleşme vanasında bu. O zaman buradaki ikinci bağımsız özelliği genleşme vanası bilgilerinden yararlanarak entalpi, özgül entalpi alacağız. O da H4'ü bulduğumuz için H3'e eşit olacak. 77.69 tamam. 1200 kilopascal için HF ve HG'ye bakalım. Neden? Bu entalpi ile karşılaştıracağız buradaki entalpi değerlerini. Bakın H3 küçük HF çıkıyor. Bu 76, o bakayım kaç? 117, evet. Sıkıştırma sıvı bölgesinde çıkıyor. Tamam. Tablo A11'den HF'yi, H3'ü yaklaşık HF alabiliriz arkadaşlar. Basın hani suda vardı. Basınca bakarak sıkıştırma sıvı tablosuna da gidebiliyorduk. Ama soğutucu akışkanlarda direkt H3'ü sıkıştırılmış sıvı içinde HF'ye yaklaşık olarak HF alabiliriz. Tamam, bunu almışız. İnterpolasyonla T3'ü de bulmuşum ben. S3'ü de bulmuşum. Yani S3 de yaklaşık SF'dir zaten. Tamam. Sıcaklık da bak 18 derece. S3'ü de yaklaşık SF olarak yukarıdaki bilgilerden yani bu basınç bilgisiyle entalpi bilgisinden yararlanarak interpolasyonla diğer bilgileri bulmuşuz. Nereden? Islak buhar tablosundan doymuş sıvı için. Tamam. Sayısal değerlerin hepsini tablolardan yararlanarak bulduk. Q çıkanla V giren eşitliğini elde etmiştik zaten birinci yasada. Sayısal değerleri yerine koyarsan kütlesel debi de belli. Q çıkan 10.76 kW, V giren 2.31 kW. Evet, şöyle bir kontrol edeyim. Tamam. Entropi üretimi ve egzerji yıkımı hesabı demişiz. Yoğuşturucu için arkadaşlar, hani burada uzun uzun konuşmayacağım. Eşitliklerin hepsini bulduk. Sayısal değerleri yerine koy. Bak, T yoğuşturucu, T çevre almışım mecburen. Tamam. O sayısal değerleri yerine koyduğunda S üretim 3.98 çarpı 10 üzeri eksi 3 kilovat bölü kelvin olarak küçük bir değerde çıkmış. Ama pozitif olarak çıkması şart demiştik. Tamam. X yıkım içinde sayısal değerler elimizde var. Hepsini bak güzelce koyun, hata yapmadan hesap makinesinde hesaplayın. X yıkım 1.13 kW çıkmış. X yıkımı biz tersimezlik olarak gösterirsek T0 çarpı S üretime eşittir o. Yani I tersimezlik tamam. Buradan da 1.13'ü bulmuşuz bak. 3.98 çarpı 10 üzeri eksi 3 ile öğlen sıcaklığını biz çevre sıcaklığı alırsak yine 1.13'ü bulmuşuz. Bulmak zorundayız. Birbirine çok yakın çıkması gerekiyor veya aynı çıkması gerekiyor. Buharlaştırıcı için bütün eşitlikleri bulduk. Sayısal değerleri yerine koy. S üretim 6.51 çarpı 10 üzeri eksi 4 kW bölü Kelvin. Şöyle bir bakayım. Ha, şurası önemli bak. Şurası önemli arkadaşlar. Buharlaştırıcıda kaynak sıcaklığımız bizim eksi 6 derece santigrat. Bak soru içinde soğutulan ortam sıcaklığı artık. Buradan zaten enerjiyi çekiyoruz biz. Burası çok önemli. Yani buharlaştırıcı sıcaklığı, bu T girenin altındaki sıcaklığı ne alacağız? Buzdolabının içinin sıcaklığını alacağız. Bu soruda önemli, en önemli nokta bu. Diğerinde yoğuşturucu zaten çevre yani. Buzdolabı ise oda havasına atılıyor. Oda havasını aldık ama buzdolabının içini buharlaştırıcı olarak alacağız. Kesinlikle burası böyle. Ona göre burası üretimi bulmuş. X yıkım içinde yine arkadaşlar T buharlaştırıcı aynı. Diğer bilgiler, sayısal bilgileri de yerleştirirsek X yıkım 0.184 kW. Bu ne kadar sıfıra yakın o kadar güzel yani. Diğer T0 seyretimde de bak aynı sayısal değeri bulacağız zaten. O da 0.184 kW olarak çıkmış. Çok güzel. Komparasör için şöyle bir bakalım. Tamam. S
üretim ve X yıkım. Burada söylenecek yeni bir bilgi yok. Tamam. Yine burası 0299, burası 0299. Çok güzel. Zaten hani bu ikisi de aynı şeydi. Sonuçta T0 çarpı S üretim olarak X yıkımı buluyorduk biz. Onun birebir ayrı çıkması şart zaten. Genleşme varası için bakalım. Evet, S üretim ve X yıkım tamam. Arkadaşlar bir de mesela bu X yıkımları bir karşılaştırın. Mesela bunda 0.18 iken şunda 0.29. Bir bakayım yukarısına. 0.18. Başka var mıydı? 1.13 bak. 1.13 herhalde diğerlerinden en büyük değer. Demek ki yoğuşturucuda problem var yani. Bundan ne kadar sıfıra yakınsa o kadar iyidir. Yani mühendis olarak da bu bulduğumuz sonuçlar ne işe yarıyor? Hangisinde iyileştirme yapabiliriz veya yapabilir miyiz? Onlara bakıyoruz. Bu sonuçlar ona yarıyor yani. Sonuçta X yıkımı niçin buluyoruz? Sistemi verimliliğini arttırmak için, hani bunlar yüksek değerde, dördünü karşılaştırdığımızda en yüksek hangisi ise onda bir problem vardır diyebiliriz. Enerjetik ve egzerjetik performans katsayılarına bakalım. Soğutma etkinlik katsayılarına. Arkadaşlar soğutma etkinlik katsayısı zaten Q-giren bölü V-girendi yani soğutma sistemlerinde. Bu ikisinin sayısal değeri elimizde varsa 3.66. Bu ne kadar birden büyük o kadar iyidir bizim için. Ne demişim buraya? 2.31 kW'lık güç girişine karşılık bu güç girişinin 3.66 katı kadar soğutulan ortamdan enerji çekiliyor. Yani ne kadar az elektrik enerjisi girişi o kadar çok soğutma bizim için önemli. Şu belki yeni bilgi olabilir. COP egzerji arkadaşlar. Esasında yeni bilgi değil. Bak burada Q giren bölü V giren varsa burada da X giren bölü yani ısı cinsinden hatta bu ısı aşağısı iş. Burası da ısı cinsinden egzerji, ısı cinsinden iş olacak. Aynı şey esasında. Yani mantık aynı. Ama burada Q giren şu şekildeyken aşağıda Q giren 1 eksi T0 ve T buharlaştırıcıyla çarpılıyor. Tabii bu T buharlaştırıcıya dikkat demiştik. Ona göre bu 0.22 çıkmış. Bu 3.66. Bunu nasıl yorumluyoruz? Ne demişim önce ona bakalım. Soğutma çevriminde T buharlaştırıcı küçük T0 olduğu için X giren ısı ifadesini mutlak değeri alınarak COP egzerji hesaplanır. Ha, burası eksi çıkabilir. Tamam. Sen bunu mutlak değer al demişim ben. Ha burada almışım bak zaten. Tamam. Yani içerisi eksi çıkmaması lazım ama soğutma çevriminde çıkabilir. Ama sen bunu mutlak değer olarak al demişiz. 0.22 bulmuşuz. Bu 0.22 ne demek? Yani şöyle yorumluyorum ben onu. Buradaki COP enerji 3.66 bulduk. Ama biz bunu Carnot çevrimi olarak çalıştırsak, buradaki maksimum COP'yi bulsak, o maksimum COP'nin 0.22 katı kadar bir COP bulmuşuz gibi yorumlayabiliriz. Ben böyle yorumluyorum. COP tersine, ha bak burada yapmışım ya ne güzel. Bunu unutmuştum. COP tersine nedir? Carnot olarak bakarsak, o zaman 1 bölü T0 bölü T buharlaştırıcı eksi 1. Yani bunu da biliyoruz zaten. Bak çok güzel burada yapmışım. Bunları Kelvin olarak yazdığımızda bak 16.67 tersinin soğutma etkinlik katsayısı. Biraz önce sözde söylediğim sayısal olarak yapmışım. Çok güzel bak. Bunu unutmuştum. 3.66'yı 16.697'ye böldüğünde yine 0.22 buluyoruz. Yani 0.22 ben böyle yorumluyorum dediğimi burada ispatlamışım. Bak gerçek değer diyelim enerji cinsinden COP ve tersine COP ikisini oranladığında yine 0.22 buluyor. Yani egzerjitlik COP'yi buluyorsun. Bak bu bilgi çok önemli. Bunu hiçbir kitapta yine bulamazsın. Bu kadar açık bulamazsın. Ben onu güzelce çalışmışım burada. İkisini de size güzelce göstermişim. Çok güzel. Bir demişim buna tamam. İki demişiz bir de üç var. Ha, X yıkım çevrimi yani hepsinin toplamı demiştik ya 1.8 watt olarak. Bu belki kilowatt olacak. Belki bunu hatalı yazmış olabilirim. Evet ona bakarsınız arkadaşlar. Hani ufak tefek hatalar olabilir. Neyse şimdi bakmayalım. Sonuçta dördünün toplamı kadar olacak. Yine X yıkım çevrime bir bakacağım ben. Ha, bu çevrimdi değil mi? Yok yerleşme varası çevrimi bulmamışız.
Demek ki x çekim çevirme bakar bulmak istersen dördünün toplamı sanırım burası kilovat olacak. Tamam. Arkadaşlar hani kilovat mı watt mı bakarsınız da şurası önemli. Siyopi egzerjiyi biz 1 eksi x yıkım bölü v girenden de bulabiliyorduk. Çok güzel hepsini almışım. O zaman kısa bir tekrar yapayım bakın. Şimdi enerjetik ve egzerjetik performans katsayılarını anlatırken her şeyi buraya yazıp size bazı gösterimler yapmışım. Şu kısmı biliyorsunuz zaten enerjetik siyopi Q giren bölü V giren. Tamam 3.66 bulduk. Egzerji kısmı yeni dersek yenilik egzerji kısmında onu X giren ısı bölü V girenden bulabiliyorduk. 0.22 bulmuşuz tamam. İstersek siyopi tersini hesaplayıp 16.697'yi hesaplayıp şurada bulduğumuz Siopi enerjetik 3.66'yı da göz önüne alıp bu ikisinin oranı da Siopi egzerjetiğe eşittir demişim. Zaten bunu geçmişte de bir derste anlatmıştım. Bu ikisinin oranı yine 0.22 vermek zorunda. Buradan x dikim çevrimi bulmuşuz ki bir şey daha ispatlamışım. Egzerjetik Siopi'yi biz istersek 1 eksi x dikim bölü v girenden de bulabiliyorduk. Bunları geçmişte hep çalıştık. O zaman burası 1.801 ise x yıkım, v giren ise 2.31 ise işte 1 eksi bunların oranı yine 0.22 veriyor. Hepsi 0.22 vermek zorunda bak. 3 tane olarak ispatlamışız. Hepsi 0.22 vermek zorunda. Dediğim gibi şunlar kilovat olacak da neyse. Onlara bakarsınız. Burada da özet geçmişiz. İkinci yasa verimi Siyopi egzersizlik olarak yazılabilir. Gerçek soğutma etkinlik katsayısı Siyopi N ise Siyopi TR ise en yüksek tersini ideal soğutma etkinlik katsayısı demişiz. Siyopi tersinin değeri ancak 0,2 katı kadar Siyopi enerji elde edilmiştir. Bak konuştuğumu buraya da yazmıştım. Çok güzel olarak bu notu hazırlamışım gerçekten. Bunun içinde her şey var. Evet arkadaşlar. Bugünkü dersimiz bu kadar. Soru yoksa yoklama alarak dersimizi bitireceğiz. Evet arkadaşlar sohbet kısmına numaranızı yazın. Yoklama vermek isteyenler numaranızı yazdıktan sonra dersten çıkabilirsiniz. Soru yoksa bu şekilde dersi bitiriyoruz.